Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresinin son sayfası 195 ve 200. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak burada bize şöyle bildiriyor. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ Onların Rabbi onlara şöyle icabet etti. اَنِّي لَا اُضِيُوا عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ Ben sizden amel eden hiçbir kimsenin amelini zayi etmem. Min zekerin ve ev unse ister erkek ister kadın kimsenin amelini boşa çıkarmam. Ba'dukum min ba'd. Siz birbirinizdensiniz. Fellezine haceru o kimseler ki hicret ettiler ve uhricu min diyarihim ve diyarlarından çıkarıldılar ve uzu fi sebili benim yolumda ezaya maruz kaldılar ve gâtelû savaştılar ve gutilû öldürüldüler. Le ukeffiranna anhum seyyiâtihim ben onların seyyiyelerini örteceğim ve le udhilennahum cennâtin ve onları cennetlere dahil edeceğim. Tecrî min tahtiyel enhâr altlarından nehirler akan cennetlere. Sevâben min indillah Allah'tan bir sevap karşılık olarak. Vallahu indehu husnü sevap ve hüsnü sevap en güzel sevap Allah'ın nezdindedir. La yagurranneke tagallubullezine keferu fil bilad. O inkarcıların o beldelerde tagallubu, galip görülmeleri, gidip gelmeleri, o gibi şeyler sakın seni gurura sevk etmesin, aldatmasın. Meta'un galil bu az bir faydalanmaktır. Sümme mevahum cehennem sonra onların varacağı yer barınakları cehennem olacaktır. Ve bi'sel mihad orası ne kötü bir döşektir. Lakinillezine tagav rabbahum lakin Rablerinden sakınan günahlardan uzak kalan kimseler için lahum cennetun onlar için cennetler vardır. Tecrimin tahtiyel enhar altlarından nehirler akan cennetler. Halidine fîhe onlar orada ebedidirler. Nüzulen min indillah Allah'tan bir ikram olarak. Ve mâ indallâh hayrun lil ebrar ve Allah katında olanlar o iyiler için çok daha hayırlıdır. Ve inne min ehlil kitab ehli kitaptan bir kısmı da var ki لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Allah'a iman eder, size indirilene iman eder وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ ve kendilerine indirilene de iman ederler. خَاشِئِينَ لِلّٰهِ ve bunlar Allah için huşu gösteren kimselerdir. Böyle oldukları halde iman ederler. لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında satmazlar. Ulaike lahum ecruhum inde rabbihim. İşte onların mükafatı Rableri nezdindedir. İnnallaha seriul hisab. Allah'ın hesabı çok seridir. Allah, gerçekten Allah hesabı seri olandır. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İsbiru sabrediniz. Ve sabiru sabırda yarışınız, sebat gösteriniz ve rabitu ribatta bulununuz. Açıklamasını sonra yapacağız. Vettegullah ve Allah'tan korkunuz. Leallekum tuflihun ta ki bu şekilde felaha eresiniz. Değerli izleyenlerim, burada Allahu Teala daha önceki bölümde nazara verilen mütefekkirlerin duasına cevap verdiğini bize bildiriyor. Yani bir kısım insanlar göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ediyor. Allah'ı hatırlıyorlar. Allah'ı zikrediyorlar her halükarda. Ve dua ediyorlar. Dualarında cehennemden kurtulmayı istiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın iyi insanlara vaat ettiği cennete kavuşmayı Cenab-ı Hak'tan istiyorlar. Ve Cenab-ı Hak onların dualarına icabet ettiğini bize şöyle bildiriyor. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ
onların Rabbi, onları terbiye eden Allah onlara şu şekilde icabette bulundu. Enni la udî'u amele amilin minkum. Ben sizden hiçbir kimsenin amelini zayi etmem. Yani sizden her kim bir amelde bulunmuşsa bu amel zayi olmayacaktır. Min zekerin ev unsa. Bunu yapan ister erkek olsun, isterse kadın. Kadın ve erkek birbirine mukabil yaratılmış, insan nevinin birbirini tamamlayan iki parçası. Kadın ve erkek bu şekilde birbirini tamamlıyor. Ba'dukum min ba'd. Yani siz birbirinizdensiniz. Kadın da Allah katında mesul, erkek de Allah katında mesul. O da insan, diğeri de insan. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا. O kimseler ki hicret ettiler, yani Allah yolunda terki dar ve diyar ettiler, Allah'ın dinini daha iyi yaşamak için başka yerlere gittiler. Ve اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Diyarlarından çıkarıldılar, sürüldüler. Ve اُوْذُوا ف۪ي سَب۪يلِ. Benim yolumda ezaya maruz kaldılar. Ve قَاتَلُوا. Savaştılar. Ve قُتِلُوا. Öldürüldüler. İşte bütün bu durumlarda olanlar için لَاُكَفِّرَنَّ anhum سَيِّيَاتِهِمْ. Ben onların günahlarını örteceğim. وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ. Ve onları cennetlere dahil edeceğim. Burada Allah-u Teala önce bunların günahlarının bağışlanmasını nazara veriyor. Yani bunlar Allah yolunda hicret eden kimseler ve Allah'ın dinini yaşamak için diyarlarından çıkmaya mecbur kalmış kimseler, Allah yolunda eza çekmiş, ezaya maruz kalmış, savaşmış, hatta canını vermiş olan kimseler. Böyle olmakla beraber bunların elbette bir takım eksikleri, hataları da var. Allah-u Teala onların günahlarının affedileceğini müjdeliyor. لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. Ben muhakkak ki onların seyyiyelerini örteceğim. وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ. Ve onları cennetlere dahil edeceğim. Cennet ve cennetler. Genelde cennet dediğimizde zihnimizde bir mana çağrışıyor. Kur'an-ı Kerim genelde bunu çoğul olarak kullanır. Bu da bize cennette mertebeler olduğunu gösterir. Yani cennette tek bir mertebe yok. İnsanların durumuna göre mertebeler var. Tecrimin tahti elenhar. O cennet bahçelerinin altlarından nehirler akıyor. Bu şekilde olan cennetlere onları koyacağım. Sevaben min indillah. Allah'tan bir sevap olarak, bir karşılık olarak. Yani aslında hiçbir insan kendi ameliyle doğrudan cenneti kazanamaz. Ama o amelleri sebebiyle Allah'ın lütfuna mazhar olur. Allah onun o halinden hoşnut olur, memnun olur. Bir mükafat olarak cennetine koyar. Vallahu indahu husnü sevap. Ve hüsnü sevap, güzel sevap Allah katındadır. İnsanların da birbirlerinin nezdinde bazen yaptıkları amellerin karşılığını güzel bir şekilde almaları söz konusudur. Diyelim birisi bir müessesede işçidir. Çok güzel bir çalışma ortaya koyar ve çok verimli olur. Oranın sahibi bunu mükafatlandırabilir. Ona özel prim verebilir. Ama kimse Allah'ın verdiğini veremez. Ve bundan dolayı en güzel mükafat Allah katındaki mükafattır. Allah verdiği zaman bir gayri hesap verir. Artık hesaba sığmayacak şekilde insanların hayal edemeyeceği bir şekilde Allah verir de verir, ebediyen verir, daima verir. Bundan dolayı bizlerin cennet hayatını tam hayal edebilmeleri, tam tasavvur edebilmesi mümkün değil. La yagurranneke tagallubullezine keferu fil bilad. O kafirlerin beldelerde, değişik yerlerde hakim gibi görülmeleri, oralarda hükümran gibi görülmeleri ve zaman zaman da ehli imana galip gibi görülmeleri sakın seni aldatmasın. Sakın onlara bakıp da bunların ne güzel bir hayatı var şeklinde düşünme. Bu ilk muhatabı itibariyle Peygamberimize bakıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı Peygamber Efendimiz olmakla beraber tek muhatabı o değildir. Hepimiz Kur'an'ın muhatabıyız.
Ve bizler şu dünya hayatında bakıyoruz ki bir kısım kafirler dünyaya hükmediyor. Bir kısım kafirler çok geniş imkanlara sahip. Bir kısım kafirler dünyada hakim görülüyor, hatta galip görülüyor. Allah-u Teala onların bu tarzdaki galebelerinin, bu tarzdaki hakimiyetlerinin bizi aldatmaması gerektiğini ders veriyor. Yani onların sayıca çokluğuna, imkanca genişliğine, saltanatça büyük saltanatların olmasına bakıp aldanmamak lazım. Bu dünya hayatının geçici bir metaıdır. Meta'un galil, yani onların görüp görecekleri azıcık bir faydalanmaktır. Rüyadaki saltanat gibi düşünün. İnsan bir rüyada tek başına dünyanın sultanı olsa ve dünyanın her tarafı ondan soruluyor ve her tarafına hakim durumda, bununla ne kadar gururlanabilir? Rüya bittiğinde her şey bitecektir. İşte şu dünya hayatı ahirete nispetle bir rüya gibi. Böyle olunca da şu dünya hayatındaki bazılarının, o inkarcıların, kafirlerin hakim görülmeleri ve serbestçe her tarafta hükümran görülmeleri, saltanat sürmeleri ehli imanı aldatmaması gerekir. ثُمَّ مَأْوَاهُمْ cehennem, sonra bunların barınağı cehennem olacak. Cehennem ateşine atılacaklar. وَبِئْسَ الْمِهَادِ, ve orası ne kötü bir döşektir. İnsan iğneli bir döşeye yatsa ne kadar rahat edebilir? İğneli bir fıçının içine girse orada ne kadar rahat edebilir? Her taraftan ateşin böyle üzerine geldiği bir yerde insan ne kadar istirahat edebilir? İşte cehennem öyle bir yer. Rahat olmayacak, huzur olmayacak. لَاكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ, lakin Rablerinden sakınan, günahlardan uzak kalan kimseler için lehum cennetun, onlar için cennetler var. Tecri min tahtiyel enhar, altlarından nehirler akan cennet bahçeleri var. Halidine fiha, ve orada ebedi kalacaklar. Yani geçici bir cennet değil. Rüyadaki gibi geçici bir saltanat değil. Veya dünyadaki gibi 40-50 yıllık bir saltanat değil. Daimi bir saltanatları olacak. Daimi cennetlerde daimi ikramlara mazhar olacaklar. Nüzulen min indillah, Allah'tan bir ikram olarak. Yani Allah-u Teala'dan onlara bir ikram, bir ihsan olarak böyle hallere mazhar olacaklar. Ve ma indallah hayrul lil ebrar, Allah katında olan iyiler için, ebrar taifesi için çok daha hayırlıdır. Yani bu dünyadaki saltanat bize çok cazip gelebilir. Ama Allah nezdindeki diğer alemdeki cennet bu dünyadakiyle kabili kıyas değildir. Bir insanın ana rahmindeki hayatıyla şu dünya şartlarındaki hayatı elbette bir değil. Daracık bir mekan, bir de çok geniş bir dünya. Nasıl ki ana rahmindeyken bu dünyayı hayal edemezdik, şu dünya hayat şartlarında cenneti de çok hayal edemiyoruz. Cennetin nasıl olduğunu fazla bilemiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki o cennet hayatı iyiler için, ebrar taifesi için şu dünyadaki saltanattan çok daha hayırlı bir saltanat, daimi bir saltanat, bitmeyen bir saltanat. وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ, ehli kitaptan şöyle olanlar da var. لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ, Allah'a inanıyor. وَمَنْ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ, size indirilene inanıyor. وَمَنْ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ, ve kendilerine indirilene inanıyor. خَاشِئِنَ لِلّٰهِ, Allah'tan korkarak huşu içinde bunlara inanan kimseler var. Ve bunların başka bir özelliği, لَا يَشْتَرُونَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, ve Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında satmıyorlar. Allah'ın dinini haşa bir oyuncağa çevirmiyorlar. Bir takım menfaatler karşısında taviz verme durumuna gitmiyorlar. Ehli kitaptan böyle olanlar da var. اُولَٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ, İşte onların ecri, mükafatı Rableri katındadır. اِنَّ اللّٰهَ سَرِعُ الْحِسَابِ, ve Allah سَرِعُ الْحِسَابِدِرْ, hesabı çok çabuk olandır. Allah nasıl şu anda bütün insanları rızıklandırıyorsa,
bütün insanların bütün hücrelerini tanzim tertip ediyor ve ihtiyaçlarını veriyorsa, Allah-u Teala diğer alemde herkesin hesabını bir anda görecektir. Allah'ın hesabı çok seridir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, isbiru, sabrediniz. Ve sabiru, sebat gösteriniz. Birbirinizle sabırda yarışınız. Ve rabitu, ve rabıtada bulununuz. Burada rabitu daha çok ribat köküyle beraber açıklanıyor. Şu manada değerlendiriliyor: Allah yolunda cihad etmek, cihada hazırlanmak ve özellikle sınır boylarına akıncılar göndermek. Düşmanın gelmemesi için oralarda nöbet tutmak. Bu anlamda değerlendirilen bir ifade. Ve bu şekilde sınır boylarında nöbet tutmak ve vatana gelebilecek tehlikelere karşı göğsünü siper etmek, hazırlığını yapmak, bu en büyük sevabı olan amellerden birisi. Vatanın sınırlarını beklemek, diyar-ı İslam'ın sınırlarını beklemek, karakollarda İslam'ın öncü yerlerinde oralarda görev almak, bunlar hepsi varrabitu kelimesiyle tefsirlerde açıklanan manalardan. Vettagullah, ve Allah'tan korkun. Leallekum tuflihun, ta ki bu şekilde felaha eresiniz. Değerli izleyenlerim, böylece Ali İmran suresinin sonuna geldik. Ali İmran suresi Kur'an-ı Kerim'deki 114 sureden bir tanesi ve Ali İmran suresi Bakara suresiyle beraber Zahraveyn deniliyor. İki parlak manasında, işte Kur'an-ı Kerim'den iki çiçek misali, bu şekilde en uzun surelerden bir tanesi. Ve bu uzun surede Allah-u Teala bir tarafta ehli kitapla alakalı pek çok hükümleri beyan etti ve öte tarafta ikinci bölümünde Uhud Savaşı ile alakalı nice hakikat derslerini insanlara anlattım. Ve Kur'an-ı Kerim'in tek bir sayfasında bile nice hikmetler var, nice dersler var. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında, yaşama noktasında hissesi ziyade olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler.